Selamun aleyküm örgü severler. Örgüyle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben şahane bir model daha hazırladım ve çok kolay bir model. Herkesin rahatlıkla yapabileceği, hiç kafa karıştırmayan çok güzel bir model. Böyle ağır ve gösterişli model isterseniz şu modeli size anlatmaya çalışayım. Böyle küçük küçük modeller yapıyorum. Şimdi şöyle biraz az bir ip alıyorum. 28 ilmek başlayacağım. Şöyle halka yapıyorum. Ben patik iplerim vardı. Ondan modellerimi çıkartıyorum. Siz yelekte olur, süveterde olur. Ne isterseniz olur. Şöyle tutuyorum. Şöyle halka yapıp şöyle bunu ezberleyince şu kadar hızlı görebiliyorsunuz. Ben bunu 28'e tamamlayıp geleyim. Ben iki sırada geçtim. Haroşa geçtim iki sıra. Şimdi süsümü koyacağım. Şimdi şu aralar 8 tane haroşa var. Şu kenara yarısını koymamız gerekiyor. Kenara 4 tane koyacağız. Kenar ilmeğimi öreceğim. Ondan sonra 4 tane haroşa örüyorum. 4 tane kendimden taraftan örüyorum. Şimdi 5.'yi arkaya alıyorum ipimi. Şu taraftan şu tarafa kesiyorum. Şöyle. Bir üstüne doluyorum. Bir tane arkadan örüyorum. Bir üstüne doluyorum. Bu tarafa doğru kesiyorum. Bu defa da. Şu araya öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane haroşa örüyorum. İki süsün arasına. Şimdi yine bu taraftan bu tarafa doğru kesiyorum. Şöyle. Arkasına artırıyorum. Bir tane örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum. Bu tarafa kesiyorum bu defa da. Şu kenarda yine 4 kaldı. İpimi de arkaya alıp şöyle çıkartıyorum. Bu tarafı tamamen düz. Kendimden taraftan haroşa olarak örüyorum bu tarafını. Tamamen şöyle kendimden taraftan haroşa olarak örüp geleyim. Bu tarafına düz yüzüne geldim. Şöyle şu kenardan kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 Burada 4 tane haroşam vardı. 3'ünü ördüm. Şu önceki kesmeye başladığım ilmeğimi alıp bu taraftan şöyle kesiyorum. Şu tarafa doğru kesiyorum ve aynı ilmek alıyorum. Şimdi üstüne doladım. Kestiğimin arkasına üstüne artırma yaptım. Şu 3 taneyi düz örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum. Şu tarafa doğru kesiyorum. Şu aradaki haroşalarımı kese kese bitiriyorum. Arkadan artırıyorum, önden kesiyorum. Öne alıyorum. Burada 8 tane haroşam vardı. İki taraftan kestiğim için 6 kalacak. 2, 4, 6. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Bu taraftan bu tarafa kesiyorum. Yine ikinci süsümdeyim.
Ve orta şöyle toplanmaya başlıyor. Şimdi üstüne yine doluyorum. Arkadan önceki artırdığımı, orta ilmeğimi ve şöyle örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bu tarafa kesiyorum. Burada ilmeğim 3 kaldı. İpimi arkaya alarak alıyorum. Şöyle şu tarafını her zaman haroşa olarak örüp geleyim düz olarak. Örgümün süslü yüzüne yine geldim. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 kaldı şurada haroşem. İkisini ördüm. İpimi arkaya aldım. Şuradaki giden düz çizgiden şöyle aldım. Kestim. Bir doladım. Şöyle ördüm. 2 3 4 5. Şura çoğalıyor. Bir üstüne doladım. Bu tarafa doğru kesiyorum. Şu arada 1 2 3 4. 4 kaldı. Şimdi arkaya aldım. Şuradan yine kestim. Üstüne doladım. Şurayı düz örüyorum. Üstüne doladım. Şu tarafa doğru kesiyorum. Şurada 2 kaldı. Bu şekilde bitireceğim. Bu tarafı düzerek örüp geleyim. Süslü yüzündeyim yine. Kenar ilmeğimi ördüm. Şurada bir tane haroşam kaldı. Yine şöyle kesiyorum. Yine üstüne doladım. Şu ortayı düz örüyorum ve şöyle dağılıyor. Üstüne doladım. Şu tarafa doğru kestim. 1 2 Ortada 2 tane kaldı. Şu taraftan şu tarafa kesiyorum. Yine üstüne doladım. Şu şekilde örüyorum. Üstüne doladım. Bu tarafa doğru kestim. Şu kenarda 1 kaldı. İpimi de şu arkaya alıp şöyle bitiriyorum. Yine bu tarafını haroşa olarak örüyorum. Ben bazen haroşaya düz demiş oluyorum. Yani düz dediğim arkaya öne geçmeden önden örüyorum. Şunu da örüp geleyim. Yine süslü tarafımdayım. Şimdi son bir daha örüyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. Son şu taraftan kestim. Üstüne doladım. Şöyle örüyorum. Şimdi şunu kesiyorum. Artık ortada kalmadı haroşa. Şunu kesiyorum. Bir doladım. Şöyle bitirdim. Şimdi süsümüzü tekrar koyacağız. Bu tarafını da haroşa olarak örüp geleyim. Şimdi süsümüzü tekrar koyacağız. Şuradan ördüm. 4 tane haroşa örüyorum yine. 2 3 4. 5.'yi şuradan alıyorum. Şöyle bu tarafa doğru kesiyorum. Üstüne doladım. O ortaya gelen ilmeğimin iki tarafından artırma yaptım. Şimdi de bu tarafa doğru kesiyorum. Şurayı haroşa örüyorum. Burada 8 tane haroşa öreceğim. 2 4 6 8. Şimdi şu ilmeğimin şuradan şöyle kesiyorum. Üstüne doladım. Orta
ilmeğimi ördüm, bir daha doladım, bu tarafa doğru kesiyorum. Şu kenarda yine 4 tane haroşam kaldı ve ördüm. Bu baştan başladığımız gibi süsü tekrarlıyoruz. Birkaç tekrar yapayım. Geleyim. Arkadaşlar, itiraf etmek zorundayım. 2 tane süs yaptım size göstermek için. Ben şu modeli gösteriyordum. Bir yerde dalgınlık etmiş, unutmuşum. Şu ortadan artırmayı tamamen orta çizgiden yapıyordum. Şöyle bir model çıkıyordu. Ben kenardan yapmışım. Videonun sonunda fark ettim. Ama bu da çok şahane bir model ortaya çıktı. Şimdi bunu da göstereyim. Bunu tekrar çekeyim. Çünkü bu da farklı bir model oldu. Bence hangisi hoşunuza giderse şunu da çekeyim başka bir şeyle. Aslında mantık kuranlar şey yapar, bilir. Şuradan artıracaktım hep. Ben kenardan artırmışım, farklı model oluştu. Ama çok güzel oldu. Fark etmeden farklı model çıkardım. Şimdi şuradan bir daha göstereyim. Kenardan şu 3 tane ilmeğim, hep model tekrarlıyor. Şuradan kesiyorum. Şuradan artırıyorum. Aslında şu orta çizginin kenarından artıracaktım. Şuradan artırmaya devam etmişim. Farklı model çıktı. Bu şekilde kapanıp tekrar açılıyor. Şöyle. Şuradan kestiğimin arkasından artırdım. Şuradan artırsaydım bir farklı öbür model çıkmış olacaktı. Ama onu da çekeyim. Madem hazırladım. Ama bu da farklı model oldu. Biraz daha örüp bunu da örgüyle terap Instagram kanalımda paylaşırım. Şu farklı duruyor. Bir alışla şu farklı duruyor. Ama bence ikisi de güzel. Kanalıma abone olur, destek olursanız memnun olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. İnşallah anlaşılmıştır. Şu haroşaları toplayıp toplayıp ortadan tekrar açıyoruz. Hoşça kalın.